1985-1989 yıllarını kapsayan 5. Kalkınma Planı döneminde altı çizilmesi gereken hususlardan birisi, bu plan döneminde köy ve belde nüfusu toplamının toplam nüfusa oranına baktığımız zaman ilk defa bu plan döneminde %50'nin altına inmeye başladığı dönemdir. Nitekim 1980 yılında köy ve belde nüfusu toplamı %56,1 iken 1985 yılına gelindiğinde %47'ye düştüğü görülmektedir. Diğer yanda kent nüfusunun toplam nüfusa oranı ise %53'tü. Bu dönemde tarımsal üretimi artırma hedefinin yanı sıra tarımda teknolojik gelişme ve modernleşme gayretlerinin sürdürülmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Plan döneminde 16 ilde uygulanmak üzere dış kredi sağlanan tarımsal yayın ve uygulama araştırma projesi, kısa adıyla TÜYÜAP, çiftçilere teknoloji transferi yönünde yayın sistemine yeni bir yapı ve işleyiş kazandıracaktır denilmiştir. Bu model ile yayın hizmetlerinin köy seviyesinde organize edilerek araştırma bulgularının çiftçilere ve çiftçilerin sorunlarını araştırmaya aktarılması hedeflenmiştir. TÜYAP projesi 5 Eylül 1989 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Birinci dilimde Orta ve Batı Anadolu'da 13 il, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 3 il olmak üzere toplam 16 il belirlenmiştir. İkinci dilim TÜYAP projesi uygulamaları ise 1990-1997 yılları arasında 21 ilde başlatılmıştır. Toplamda 37 ilde uygulanmıştır. Toplam bütçesi ise 206 milyon dolardır. TÜYAP projesinin temel ilkelerine bakacak olursak, politika yapıcılara doğru bilgi akışının sağlanması, araştırmacılara bilgi akışının sağlanması, yayın yöneticilerine bilgi akışının sağlanması, yayıncılara bilgi akışının sağlanması, yani aşağıdan yukarıya bir bilgi akışını sağlamasını amaçlamaktaydı. Aynı zamanda yatay bilgi akışını da desteklemekteydi. Ayrıca plan döneminde bahsedilmesi gereken diğer bir konu, dış teknolojiye açık tohumculuk endüstrisinin kurulması da hedeflenen hususlardan birisiydi. Köylünün ana faaliyeti olan tarımın bünyesinden doğan boş zamanlarının değerlendirmesi amacıyla geleneksel köy el sanatlarının geliştirilmesinin sağlanması da bu plan döneminin hedeflerinden birisiydi. Kırsal kesimde altyapının düzenlenmesi, köylünün geçim kaynağı olan toprağın verim kabiliyetlerine göre en iyi şekilde kullanılması, üretimden azami verimin alınması, miras hukukunda yapılacak değişiklikler ile mülkiyet rejiminde görülen bozuklukların giderilmesi, işletmelerin miras ve benzeri yollarla küçülmesinin önlenmesi sağlanacaktır denilmiştir. Özetle bu plan döneminde de tekrar arazilerin küçülmesinin uyarıları yapılıyordu. Küçülmemesine yönelik miras hukukunda değişikliklerin bir an önce çıkarılması plan döneminin de belirtilen hususlardan birisiydi. Gördüğünüz gibi 1. kalkınma planından 5. kalkınma planına geldiğimiz 90'lı yıllara kadar sürekli olarak arazilerin küçülmemesine yönelik aslında uyarıların planlarda görmekteyiz. İkinci bir husus ise özellikle gelişmiş ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa ülkelerinde yayın sistemi tarımsal verimliliğin artırılmasında önemli bir araç olarak vazifesini görmüştür. Japonya'da da keza aynı şekilde. Türkiye'ye baktığımız zaman ise yine 5. kalkınma plan döneminde dış kredi kullandırılarak yayın sisteminin geliştirilmesine yönelik bir proje uygulandığını görmekteyiz. Ama projenin sonuçlarına baktığımız zaman ne kadar etkili olduğu, ne kadar başarılı olduğu, başarısızlık noktalar nelerdi? Bu da aslında ayrı bir tartışma konusu olarak yerini almakta.